Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin put açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğumuz Adidas Forum Low Hazy Cooper. Evet Fahrettin, telefonları bırakıyoruz. Şimdi yandan açılan bir kutumuz var Fahrettin ve bu ayakkabı çok özel bir ayakkabı. Bu ayakkabı birçok hikayenin başlangıcı ve benden çok isteniyordu Adidas Forumlar. Yandan açılı bir kutumuz var, bunu söylüyoruz. Ayakkabımız Adidas'ın Trefoil ambleminin olduğu sarı renkte, böyle hatta kahverengi renkte koruma kağıdı var. Bir de etiketimiz var. Başka da bir şey yok. Bundan da kurtulalım. Bu ayakkabı arkadaşlar Adidas'ın çıkardığı ilk basketbol ayakkabısı. Bunu hem düşük bilek, hem orta bilek, hem de yüksek bilek olarak satışa sunmuş Fahrettin Adidas ilk defasında. Ben bu ayakkabıyı sadece denemek için bir kez giydim. İçinin şimdiden tüylendiğini görüyorum. Bu beni birazcık tedirgin ediyor. Bu ayakkabı ilk defa 1984 yılında piyasaya sunulmuş Fahrettin. Bunları not al. En sonunda quiz yapacağım. 1800 mü? 1800 diyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? İlk defa 1984 yılında piyasaya sunulmuş ve Adidas'ın ilk basketbol ayakkabısı. Peki Air Jordan bundan sonra geliyor. Nike daha basketbol işinde böyle tam piyasayı domine edememiş. O zamanlarda peki piyasa lideri kimdi sence? Basketbol konusunda, basketbol ayakkabıları. Daha Adidas yeni girmiş. Bununla beraber hızlı bir giriş sağlıyor basketbol ayakkabıları sektörüne, basketbol sektörüne. Hatta bayağı zirveye oturuyor. Ama bundan önce sence sektörde lider kim? Nike. Nike çok kötü. Nike sonda. Adidas'tan ve liderden geride Nike. Converse. Düşünebiliyor musun? O zamanlarda neredeyse tüm NBA basketbolcuları Converse giyiyormuş. Converse basketbol ayakkabısı olarak kullanılıyormuş. Günümüzde o ayakkabıyı basketbol ayakkabısı olarak kullandığını düşünsene. Yani öyle bir dönem ki yok yani piyasada basketbol ayakkabısı yok. Sektör çok yeni. Kültür daha yeni oluşuyor. O sırada Adidas bu forumu piyasaya sunuyor arkadaşlar. Ve ilk basketbol ayakkabısı olan forumla da çok ciddi bir başarı elde ediyor. Düşük bilek, orta bilek, yüksek bilek versiyonlarıyla beraber dediğim gibi. Şimdi ayakkabının tarihini bilince bazı şeyler kafada oturmaya başlıyor. Bu ayakkabı günümüzde basketbol artık tercih edilen bir ayakkabı değil. Oynanır mı? Oynanır. Ama tercih edilen bir ayakkabı diye çok daha iyileri var. Gündelik giyim daha çok. Ama şu cırt cırt mesela bu ayakkabının başta basketbol ayakkabısı olarak çıktığını bilmesen derdin ki burada cırt cırtın ne işi var? Hem düşük bilekte hem orta bilekte hem yüksek bilekte de bu cırt cırt var. Neden? Çünkü sıkacağım ki mesela örnek olarak gösterdim sadece. Ayağımı daha iyi kavrayacak. Basketbolda o bilek kavraması çok önemli bir şey Fahrettin. Haliyle... Aa, basketbol ayakkabısına çok benzemiyor. Ya o zamanlarda böyle. Ben sana Converse'lerden bahsediyorum. Converse'ler kullanılıyormuş. Basketbol ayakkabısı diye bir şey yok daha. Anlatabildim mi? Yani öyle bir sektör oluşmamış. Converse'ler iyi gidiyor. Bu çıkıyor. Bu birden böyle tokatlıyor Converse'i. Nike daha o zaman garibim. Daha Air Jordan'la anlaşmamış. Air Jordan hatta önce Converse'le anlaşmaya gitmiş. Converse böyle artist konuşuyor. Michael Jordan ve ailesine diyor ki ya diyor tüm NBA basketbolcuları bizde zaten. Gelin siz de isminiz bunlarla birlikte zikrediniz. Birazcık böyle ayar. Sonra Adidas'a gidiyorlar. Adidas diyor bak diyor bu en iyisi diyor. En teknolojik ayakkabı bu. Koyuyor bunu masaya. Nike'a gitmek istemiyormuş Michael Jordan. Nike'den nefret ediyormuş. Nike'dan gerçekten nefret ediyormuş. Nike bir şekilde Michael Jordan'ın ailesini görüşmeye ikna ediyor. Diyor ki biz diyor size özel bir şey yapacağız. Hani sıradan herkesin kullandığı ayakkabı değil. Sen diyor çünkü geleceğin en iyi basketbolcusu olacaksın. Biz buna güveniyoruz. Biz sana özel ayakkabı yaptık. Al bu da prototipi. Air Jordan 1'i koyuyorlar masaya. Adidas diyor ki hani bizim hazırdaki en iyi ayakkabımız. Sen de bunu kullanırsın. Converse diyor zaten bunları kullanacaksın. Yapacak bir şey herkes bunları kullanıyor. Nike Air Jordan'ın ayakkabıyı koyuyor masaya. Ondan sonra da o hikaye başlıyor. Air Jordan da 1984'te kuruldu. Ama Air Jordan'a kadar Nike basketbol sektöründe çok ciddi pay alamamış Fahrettin. Peki bu bilgileri nereden öğrenebilirsiniz? Size bir tavsiye de vereceğim arkadaşlar. Air Jordan markasının kuruluşunu anlatan yakın zamanda çok güzel bir belgesel çıktı. Filmin adı Air. Gerçekten çok ciddi bir oyuncu kadrosu da var. Çok sağlam bir Hollywood kadrosu da var. Bence aslında belgesel değil film ama belgesel tarzında bir film veya film tarzında belgesel. Marka biyografisi daha çok. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer ilginiz merakınız varsa bence bir bakın. Az önce bahsettiğim olaylardan o filmde de bahsediyor. Güzel.
Peki o sıra dönen paralar ne kadardır? Yani sektör çok yeni. Orada Nike'ın o yönetim kadrosu harbiden geleceği görüyorlar, vizyonu görüyorlar. Diyorlar ki bu sektör alacak, yürüyecek. O zamanlar daha çok koşu ayakkabıları. Koşu ayakkabılarını zaten her işte görebiliyorsun. İstersen yürü, istersen bunu yap, istersen spor yap. Koşu ayakkabılarının öyle bir çok görünürlüğü var ya. Basketbol çok niş bir sektör. Limitli bir pazar var vesaire. Çok önemsenmeyen bir sektör yani. Kültür de çok önemsenmiyor hatta. Zaten Michael Jordan'ın çok önemli bir insan olmasının altına farktın. Sadece Air Jordan markası ya basketbol dünyasını da değiştirmiş adam. Reis be. Beton yetmez reis. Boynumuza dola. Para. Michael Jordan dolarsa yalnız bayağı böyle dolamaya devam ediyor. Paraları söylemedin hala. 250 bin dolar diye hatırlıyorum. 250 bin dolar. Bir de araba almışlar sanırım. O konuda emin değilim. Filmde bahsediyordu. Michael Jordan ailesi diyor ki, bir de diyor ki satılacak her ayakkabıdan da komisyon istiyorum. Diyor ki olmaz öyle şey. Sen bizim markamıza ortak mı olacaksın? İşinize gelirse. Annesi, bak el alemin annesi neler yapıyor Fahrettin, duy. Annesi o ayakkabıdan komisyon alacak diyor ya, bunu en sonunda kabul ettiriyorlar. Air Jordan hala o anlaşma sayesinde satılan ayakkabılardan komisyon alıyor. Vizyonu görüyor musun? Ve milyar dolarlık bir ekleme oraya, anlatabildim mi? Normalde 250 bin dolar işte kaç senelik kontratsa onunla kalmıyor yani. Bayağı bildin Nike'a Air Jordan adıyla satılan her üründen Michael Jordan ve ailesi doğrudan para kazanıyor. Normalde Air Jordan marka hakları Nike'a ait. Ama doğrudan her satıştan komisyonları var. Bilmiyorum. Renkleri çok güzel. Şimdi ben uzun zamandır bunlardan da kurtulalım. Forum isteniyordu dedim Fahrettin. Ama şimdi forumu dedim ki güzel bir renkle çekeyim. Bu benim şu ana kadar gördüğüm forumlar arasından en iyisi bu. Öncelikle forum alacaksanız benim şahsi fikrim. Artık basketbol oynamıyoruz bu ayakkabılarla. Bu ayakkabıya low yakışıyor. Mid ve high değil. Low'da da bu Hezzy Cooper var ya. Bu renk çok iyi değil mi ya? Harbiden çok sağlam ve bayağı kaliteli malzemeler kullanmışlar. Bir gelelim malzemelere. Bu ayakkabıda kullanılan malzemeler arkadaşlar olduğu gibi gerçek. Bakıyorum sentetik olan bir yer var mı diye. Güzel, kaliteli bir deri. Yumuşak hissettiriyor. Yanında süet detaylar da var. Tam bir retro ayakkabı. Orta taban, burada özel bir teknoloji var burada. Dış taban tek parça halinde. Air Force'lara benzer bir dış taban görüyoruz. Genelde o dönemde bu tarz dış tabanlar hem Nike tarafından hem de Adidas tarafından kullanılan dış taban şekilleri. Aşağı yukarı birbirlerine benziyor zaten. Andırıyorlar en azından. Yan al yastıklamaları okey, arka yastıklaması okey, dil yastıklaması çok zayıf. Genel olarak ayakkabı çok güzel duruyor. Dil kısmını, kumaş yapısını da sevdim, malzemeleri sevdim ama dille daha fazla yastıklama lazımdı. Eksimi nereden alıyor? Ayakkabının içi, bir kez dediğim gibi denedim arkadaşlar, aşırı tüylenebilir bir yapı. Yapılabilecek en tüylenebilir yapıyı koymuşlar. Hem iç astarı hem de tabanlık. Gördüğünüz gibi hemen tüylenmiş. Çok bir şey yok tabanlıkta. Daha iyi bir şey yapabilirlermiş ama 84 olduğu için herhalde orijinaline sadık kalmak istemişler. Çok yumuşak da değil. Kalite kontrol süreçleri, ufak tefek yapıştırıcı izleri var. Daha iyi olabilirmiş. Yani ortalamanın üzerinde bir kalitesi var ayakkabının. Daha iyi olabileceği yerler var ama bence yine de şık duran, güzel duran bir ayakkabı. Rahatlığına falan bakacağız. Ben hatırlamıyorum çünkü bu ayakkabı alalı bayağı oldu. Bir dokunma testi yapalım mı Fahrettin? Çok güzel. Gayet kaliteli bir deri kullanmışlar. Yani kaliteli deri derken, yani şimdi bot gibi ürünlere gittiğin zaman çok daha kaliteli deriler görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bir sneaker'da kullanılabilecek derilerden düşünürsek bence bir sneaker'a göre iyi bir deri yani. İyi kalitede bir deri. Ben sevdim açıkçası. Bu Adidas forumların tasarımcısı Jaco Chastain. Kesinlikle yanlış okuyorum ve beni yine yorumlarda linç edecekler. Tasarımcılar ve kaykaycılar zamanla 40 yılı aşan süre içerisinde forumun bir basketbol ayakkabısından gündelik giyim ayakkabısına dönüşmesini temsil ettiler yazıyor Adidas'ın kendi web sitesinde de, onu da belirteyim. Yani bu ayakkabı günümüzde gündelik giyim ayakkabı olarak konumlanıyor. Adidas da bunu bu şekilde belirtiyor. Bu arada Fahrettin Yeezy videolarımız gelecek yine ya. Yeezy barışmış. Kanye West abimiz Adidas'la barışmış. Bomba! Arkadaşlar bekliyoruz Yeezy'leri tekrardan. En sonunda orta yolu bulmuşlar. Bir takım anlaşmalar yapılmış. Tekrardan Yeezy ürünleri Adidas'la beraber gelecek. Ülkemize de Adidas aracılığıyla gelecek. Bu cırcırt kısmından nefret eden kişiler var Fahrettin. Bazı insanlar şunları şöyle yandan kesiyor. Bunu buradan yandan. Şunu da şuradan kesiyor. Dikiş atıyor. Bu şekilde de kullanıyorlar. Ben internette gördüm. Güzel duruyor açıkçası. Ya bu cırcırt günümüzde çok fazla anlam ifade etmiyor. Evet. Ama ayakkabının orijinalinde varmış. Haliyle koyuyorlar. Ama ben de cırcırt olmasa daha mutlu olabilirdim ya. Çünkü gündelik giyim ayakkabısının böyle bir stabilizöre ihtiyacı yok bence. Jordan'ın önüne bunu koymuşlar. Düşünebiliyor musun? O gün he dese bu arkadaşlar. Air Jordan diye bir marka yok. Bu ayakkabıyı ben 45 numara aldım arkadaşlar. Bakalım iyi mi? Gayet okey. Net okey. Vietnam be. Vietnam'dan çıkan ürünleri severiz arkadaşlar. Vietnam fabrikaları. Genelde Nike'ın özellikle Vietnam fabrikasını biliyoruz. İyi iş yapıyorlar. Adidas'ın da bence Vietnam fabrikası hiç fena iş çıkarmamış. Rahatlığı bence hala iyi. Çünkü şu orta kısım çok yumuşak ya. Hani tarihe göre harbiden burada devrim yapmışlar. Yani acayip yumuşak burası. Kuşlon köpükler kadar olmasa, orası bir buslar dar, kadar olmasa orası da. Orası dar duruyor ama yukarısı geniş. Evet. Yani güzel, ben sevdim. Kas katı bir yapısı yok. Ya çok esnek de yapısı yok. Şöyle göstereyim size ama kas katı da değil. Ben zaten bu ayakkabıyı giyeceğim arkadaşlar. Videosu çekilsin de giyeyim diye bekliyordum. Gelelim mi satın alma detaylarına Fahrettin? Hadi bakalım.
ayakkabıyı 13 Kasım 2021'de kur ne kadar bak bakayım. Benim aldığım fiyat 678 lira 30 kuruş. Ayakkabının çıkış fiyatı ne kadar bakalım. 90 dolarmış ayakkabının çıkış fiyatı. 18 ile çarpsak o zaman 1600 liraymış bu ayakkabı yani aşağı yukarı. 1500-1600 liraymış. Ben 638 almışım. 638'i 18'e bölsek kaç ediyor? Ya 35 dolar almışım yani, anladın mı? Yine canları yaktım. Peki bu ayakkabıları nasıl bu kadar uygun alıyoruz Fahrettin? Neden? Nasıl? Telegram'ı takip ediyoruz. Telegram'a geliyorsunuz arkadaşlar. Fırsatları kaçırmıyoruz. Fırsatları paylaşıyoruz. Bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız. Sadece tavsiyelerimiz var Telegram'da. İki tane grubumuz var. İkisine de gelmeniz önemli. Birisine sadece tavsiyeler, diğerinde mesajlaşma da var. Orası ayrı bir kıyamet. Arkadaşlar kendi bedenini alacaklar o zaman bu ayakkabı da. Bana gayet oturdu. Benim numaram 45. 45 aldım arkadaşlar bunu. Sıra geldi sevgili yönetmenimizin düşüncelerini duymaya. Bunu giyer miydin? Bunu giyerdim. Bunu seve seve giyerdim. Ama muhtemelen o cırt cırtı ben de yırtardım. Yani sen demesen o cırt cırtı yırtmak aklıma gelmezdi, kesmek. Böyle ilham kaynağıyız. Evet evet. Rengi hoş, kahverengi. Turuncu tonunda bir kahverengi. Ya senin bir renkle alakalı bir sıkıntı. Neyse evet tamam. Hayır yok. Evet ya alınır. Peki... Alt tutuşu nasıl? Yani bir basketbol ayakkabısı olduğu için haliyle iyidir. 10 üzerinden 7'si var. Bence 8.5 var ya. 600 liraya alırsın bu ayakkabı. Peki 2000-2500 alır mısın? Alırım. Bence almayayım. İndirime giriyor sürekli. İndirimde alın. Forumları arkadaşlar indirimde yakalamak kolay. Çok fazla rengi var. Bir şekilde bir takım renkleri indirime giriyor. Bence indirimde alın. Ben güzel bir indirimde almışım. Nereden aldım hatırlamıyorum ama not düşmüştüm Allah'tan. Fiyatlar net fiyatlar yani. Son düşüncelerimi toparlayacak olursam benim için uzun zamandır raflarda bekleyen, 1,5 senedir giymeyi bekleyen, videosu çekilsin ki giysin. Bekleyen bir ayakkabıydı. Artık giyemeyeceğim için mutluyum Fahrettin. Ustam son bir sorum olabilir mi? Zaten çok uygun almışım. Evet. Gerçi başka renk olarak nelere var? Ya bir tane çok acayip bir tasarım var. Önünde canavar var. Ağız var böyle. Onun fotoğrafını görüyorlar zaten. Peki ben beğenir miyim? Onu beğenmezsin ama farklı renklerini beğenirsin. O deliş ya. O saçma sapan. Abi ben öyle ayakkabıları seviyorum ya. Tamam sana canavarlı ayakkabı yollasın Adidas. Her videoda Fahrettin için farklı bir markadan ayakkabı dileniyoruz. Ama kimse gelmiyor değil mi? Evet Adidas. Fahrettin'e 42 numara. Bak 42 numara o forumun önünden canavar gibi ağzı açılan ayakkabı yollayın. Yardımcı olun. Bence güzel ayakkabı alınır. Sevdim. Kullanacağım. Son düşüncelerim bu şekildeydi. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Artık kanala abone olun arkadaşlar. O konularda artık şey yapmayalım. Birbirimizi üzmeyelim. İzleyip de kaçmayalım. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşça kalın.